Yeryüzünün Katmanları Kur'an'da yeryüzüyle ilgili verilen bilgilerden biri, yeryüzünün yedi kat olan gökyüzüne benzerliğidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç getirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Talak Suresi 12 Okuduğumuz ayette dikkat çekilen bu bilgiye bilimsel kaynaklarda da yer verilmekte ve yeryüzünün yedi katmandan oluştuğu açıklanmaktadır. Bilim adamlarının sıraladığı bu katmanlar şöyledir. Birinci kat litosfer, su. İkinci kat litosfer, kara. Üçüncü kat astenosfer. Dördüncü kat üst manto. Beşinci kat alt manto. Altıncı kat dış çekirdek. Yedinci kat iç çekirdek. Litosfer, Yunanca kaya anlamına gelen litos kelimesinden gelmektedir ve dünyanın en üst katmanını oluşturan katı kaya tabakadır. Diğer katmanlarla kıyaslandığında oldukça incedir. Litosfer okyanusların altında ve volkanik açıdan aktif olan bölgelerde daha da incedir. Yeryüzünde bu katmanın ortalama kalınlığı 80 kilometredir. Diğer katmanlara göre daha soğuk ve daha katıdır. Bu bakımdan yeryüzünde kabuk görevi görür litosferin altında Yunanca zayıf kelimesi astenesten gelen astenosfer katmanı bulunur. Bu katman litosferle kıyaslandığında daha incedir ve hareketli bir tabakadır. Bu katman jeolojik zamanla yüksek ısı ve basınca maruz kaldığında yumuşayıp eriyebilen sıcak yarı katı maddelerden oluşmuştur. Katı litosfer tabakasının yavaşça hareket eden astenosfer tabakası üzerinde yüzdüğü ya da hareket ettiği düşünülmektedir bu katmanların altında yüksek sıcaklıkta yarı katı kayalardan oluşan yaklaşık 2900 kilometre kalınlığında manto denilen bir tabaka vardır. Kabuktan daha fazla demir, magnezyum ve kalsiyum içeren manto daha sıcak ve yoğundur. Çünkü dünyanın içindeki ısı ve basınç derinlikle birlikte artar. Dünyanın merkezinde de neredeyse mantonun iki katı yoğunlukta olan çekirdek yer alır. Bu yoğunluğun sebebi içeriğinde kayalardan çok metaller Demir nikel alaşımı bulunmasıdır. Dünyanın çekirdeği ise iki ayrı parçadan oluşur. Biri 2200 kilometre kalınlığında olan sıvı dış çekirdek, diğeri de 1250 kilometre kalınlığındaki katı bir iç çekirdek. Dünya döndükçe sıvı dış çekirdek dünyanın manyetik alanını oluşturur. Ancak 20. yüzyıldaki teknolojiyle tespit edilebilen yeryüzü katmanlarının gökyüzüyle olan bu benzerliğinin Kur'an'da bildirilmiş olması kuşkusuz Kur'an'ın pek çok bilimsel mucizesinden biridir.